Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Tazkiyatun nafs derslerden buradalar. Sebeplerini kaim kılıçlik. Manzilatını okuyatken edik. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك يخرج الموتى لعلكم تذكرون. و الله شنده ذاتكي öz rahmetinin aldıdan خوش خبر قلب شماللarını yubarır. Allah'ın rahmeti bu yağmur. Yomg'irdan avval shamol keladi. Qachoniki ular vasmin bulutlarni ko'tarib kelgach, biz uni bulutni chanqoq o'lik shaharga yog'dirurmiz. Bas unga suv yomg'ir yog'dirib, uning yordamida har turli mevalarni chiqaravermiz. Alloh taolo o'lik shaharning ustiga yomg'irni yog'dirib, shu yomg'ir sabablik xilma-xil ko'katlarni mevalarni chiqarishini aytayapti. Alloh azza va jalla biror narsani xohlasa, biror sababni qilishi shart emas. Inna Alloha ala kulli shay'in qodir. Alloh har narsaga qodir. Yosin surasida Alloh taolo aytgandek, inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Alloh taolo bir narsani xohlasa, shu narsaga bo'l deydi, bo'ladi. Hech qanday sababni keragi yo'q. Lekin Alloh bu oyatda o'lik shaharni suv yordamida, suv sabablik tiriltiramiz deyapti. Ya'ni bandalari ta'lim olsin. Maqsadi yetishlari uchun o'zlariga lozim bo'lgan sabablarni qilsin. Demak, bug'doyni yoki ko'katni chiqishiga yomg'ir sabab bo'lyapti. Yomg'irni paydo bo'lishiga birodarlar, dengiz kerak, harorat kerak, quyosh kerak, osmonga ko'tarilishlik kerak, bu suvni bug'i to'planish kerak. Xullas ancha narsalar biri ikkinchisiga sabab bo'ladida, bir narsa paydo bo'ladi. Agar Alloh taolo bug'doyni paydo qilishini xohlasa, bu sabablarga muhtoj emas. Hozir aytdik-ku. Bo'l desa bug'doy bo'ladi. Lekin Alloh taolo nimani xohladi? Sabablar bilan bo'lishligini. Bu inson har bitta ishni qilish uchun sababini qilish kerak. Bundan masalan, bir tishlam non yeyishligi uchun nima qiladi? Bug'doyni ekadi, yomg'irni kutadi, o'sishini kutadi, o'radi, tegirmonga boradi, un qiladi, tandirga yopadi. Shuncha sabab qilgandan keyin non yeydi. Alloh taologa bu narsalarda keragi yo'q sabablarni. Endi bitta oyatda fa anzalna bihil ma'a. Ana shu bulutdan yog'inni tushirdi, shu yomg'ir sabablik o'li yerni tiriltirdi dedi. Demak, Alloh taolo sabab bilan qildi bir ishni. Ha, Yosin surasida bo'lsa, Alloh taolo hech qanday sabab kerak emas, bo'l desa bo'ldi degan ma'no bo'lyapti. Qana qilib bir-biriga bog'laymiz mana shu ikkita ma'noni. Bu oyatlardagi ba harfi sababiya harfi deyiladi. Yerni tirilishi yomg'ir sababli bo'ladi. Daraxtlarning ko'katlarining uchligi suv sababli bo'ladi. Bulardagi aytilingan ba harfi sababiyat ma'nosini bildiradi. Endi nimani bildiradi bu? Sabab bilan, sabab bilan, sabab bilan. Mana shu sabablarni bo'lishligi Alloh taolo bu koinotni ustiga qo'ygan qonuni bo'ladi. Ana onasi uchun mana onasi sabab, mana uchun ana onasi sabab. Bu qonunlar. Bir odam tug'ilishligi uchun palonchi palonchiga uylanish kerak. Bu odamni tug'ilishiga sabab. Hosil bo'lishligi uchun dehqon bu degan yerga qadash kerak, bunga sabab. Birodalar, har bitta narsaning sababi bo'ladi. Siz bilan bizi ummat sifatida yuksalishimizni ham sabablari bor. Bu ummatning avvali nimalarda mahkam ishlab, nimalarda qoyim qilgan bo'lsa, shuni qilamiz, yuksalamiz. Birodarlar, hatto Iso alayhissalomning onasi Maryam binti Imron homilador holatida qurigan xurmo daraxtini tanasiga suyanib o'tirar ekan, Alloh taolo aytdi: "Va xuddi ilayki bijid'in nahlati tusaqit alayki rutoban janiyya." Mana shu qurib qolgan xurmoni shoxini silkitgin, senga undan yangi, ya'ni xurmoni yangi mevalari tushadi. Alloh taolo qodirmasmidi
İsa aleyhisselamın anasıyla şundayla bir muhayya kıpıştı ki bu hurmanı. Kadır idi. Lakin şu adam talim veri yaptı ki silkitti yaptı. Ondan taşkarı bir hamiledar, ayağını, hurmanı silkitçikene kança kuvveti var. Yani kurugen daraktı o. Kurugen daraktını silkitti yaptı. Yani sebebini kıldı yaptı. Şunun için buradalar, olma piş, ağzım götüş deyiş, bu Müslüman adam yarışmıyordu. İnsanını maksadı alıp baradıgın, 100% işleyen sebep bu muydu? İnsan kılışı mümkün bugün sebeplerden hiç kaçısı 100% netice vermiydi. 100% neticeni kim verirdi? Neme verirdi? Allah'ın hakşı verirdi. Pişak kesmiydi? Ot küdürmüydü? Su çöktürmüydü? Bunlar bari yoku? Sebep. Buradalar anı bulvalıydık ki eğer biz yükselişimiz için kılışımız gereği bugün sebeplerde bir para taşıp koysak, suda akışıya kırıp kop koyarken bozsak, bu Allah dağılığını koyarken kainat üstündeki kanunlarla itibarsız bularken bozsak, elbette bu işimiz için Allah dağılığından bizge adab verirlerdi. Estağfirullah. فَأَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِن۪ينَ. Bir insanda cennetke kirişliğe onun sözleri ve amelleri sebep oladı. Bir adamda dozaka kirişliğe onun sözleri ve amelleri sebep oladı. Bunlar sebep. Eğer Allah haklasa yine cennetke kirasız. Sebep izlem şimdi nasıl bombi kalışı mümkün. Allah dolayı dedi. Bas şu gapları sebepli Allah onlarını ostadan daryolar oqib turadigan, ular abadi yaşaydigan cennetler bilan mükafatlıydı. Demek nimasi sababli? Aytgan sözleri sababli. Başka ayette zalika jazaynahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Kafir bo'lganlari sababli ularni mana shu jazo bilan jazoladik. Kafir bo'lganligi sababli. Uni ham sababi bor, buni ham sababi bor. Birodarlar, biz mana shu koinot ustiga qo'yilgan qonunlarni bilsak, Alloh bilan muomala qilishimiz oson bo'ladi. Ana shu qoidalarga rioya qilsak, amal qilsak, hayotimiz osuda bo'ladi, hayotimiz saodatli bo'ladi. Ko'zlagan maqsadimizga osonlik bilan yetamiz. Buni bir misol bilan tushuntiramiz. Katta bir zavodni direktor aytayapti ishchilariga. Mana bu qonunlar, tartiblar yangi, tartib yangi qonun. Kim mana shu qoidalarni, qonunlarni yil davomida bir marta buzmasa mukofot bor. Yil davomida bir marta kech qolmasa ishga unga alohida mukofot bor. Yil davomida ishchilar o'zini normasini kamaytirmasdan bajarsa unga ham alohida mukofot bor. Mana qoida aytildi. Endi bu direktor bilan, xo'jayin bilan qilinadigan muomala juda oson. Nima qilsangiz u sizdan rozi bo'ladi, nima qilsangiz norozi bo'ladi. Nima qilsangiz mukofot olasiz, nima qilsangiz jazo olasiz. Qonun bor. Qonunni bilsangiz, ishingiz tekis ketgandek zavodda. Bu koinotga qo'yilgan Allohning qonunlarini bilsangiz va unga amal qilsangiz, Alloh bilan bo'ladigan muomalangiz ham birodarlar tekis bo'ladi. Bu yerda qarindosh, jiyani, urug'i degan gaplar bo'lmaydi. İş zavoddagi ishchilarda hammasini shansi bir xil bo'ladi. Nima sababli? Qonun qoida sababli. Agar shu qonun qoida bo'lmasa zavodda direktor nima qiladi? O'ziga qarashli odamlarni siylaydi. O'ziga qarashli bo'lmaganlarni nima qiladi? Chekiga suraveradi. Lekin Alloh bilan muomala qilish oson. Nima uchun? Qonun bor. Shariat bor, din bor. Mana shu shariat degan qonun bilan, din degan qonun bilan yashasangiz, Alloh bilan muomalangiz tekis bo'ladi. Mana shu dunyo maydonida, dunyo ishlarida peshqadam bo'lishlikka joriy qilib qo'yilgan sabablar bor. Shu sababni kim qilsa, Alloh shuni ko'taraveradi dunyo maydonida. Musulmon kofirligiga qaramaydi. Yana qaytarib aytaman. Dunyo ishlarida, dunyo maydonida yükselish uchun qo'yilgan sabablar bor. Alloh taoloning qo'ygan sabablari. Kim shu sababni zo'r qilsa, Alloh shuni ko'tara oladi dunyo maydonida. U musulmonmi, kofirmi muhim emas.
Tushunarli bo'ldimi? Mana IT sohasini olsangiz, mana 21. asrda eng peshqadam hunarlaridan. Hindlar birinchi o'rinda ekan. Nima uchun? Axir ular mushrik-ku. O molga sig'inadi. Nima uchun? Hozirgi biz aytayotgan qonunga rioya qildi-da. Texnologiya bo'ladimi, sport bo'ladimi, ilm far bo'ladimi? Agar qaysi millat, qaysi xalq vakillari shu sohada sabablarni zo'r qilsa, Alloh o'shularga berib yuborar ekan. Garchi ular musulmon bo'lmasa ham. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hayoti siz bilan bizga ibrat. Mana u zot sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilganlarida 10 ga yaqin sabab qildilar. Xabarni maxfiy qildilar. Abu Bakr Siddiqning uyiga xabarni aytgani borganlarida kun issiq paytida chiqdilar, chunki kun issiqida Makkada ham uyda o'tirar edi. Yuzini to'sib oldilar. Abu Bakrning uyiga kirib turib, qizlarni chiqaring, eshitib qolmasin dedilar. Hijrat qilinadigan paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuyasini minib Madina tomonga qarab, shimolga qarab yurmasdan janubga yurdilar. Bu ham bitta sabab edi. Chunki Quraysh istasa shu yoqdan istaydi-da shimol tomonidan. G'orga chiqib o'tirdilar, lekin bularni bittasi ham foyda qilmadi. Chunki Qurayshning isqvorlari 100 ta tuya mukofotida har tomonga yurishdi-da Rasulullohni yashirinib o'tirgan Savr g'origa ham chiqtishdi. Topib kelishdi. Har qancha qo'ydi haydab Rasululloh mingan tuyaning izini yopishga harakat qilmasin, bari bir topib chiqishdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan payg'ambarimiz g'orda o'tirar ekanlar, ular g'orda og'ziga kelishdi. Abu Bakr Siddiq ularni oyoqlarini ko'rib turdi va yig'ladi. Nimaga yig'layapsiz, Abu Bakr? Yo Rasululloh, hozir engishib oyog'ini tagiga qarasa, ko'rib qolishar edi. Shunda Rasululloh Robbisiga tavakkulni eng zo'rini qilgan, Robbisini qo'llashiga iymoni komil bo'lgan zot Ma zannuka ya Abu Bakr bi ithnayn Allahu salisuhuma dedilar. Ey Abu Bakr, uchinchi sherigi Alloh bo'lgan ikkita odam haqida nima deysiz? Qanday gumondasiz? Biz ikkitamiz o'tirib, biz uchinchi sherigimiz Alloh deyapti. Qarang-da, aytdi-ku, sizni dunyoda ko'zlagan maqsadingizga olib boradigan 100% sizni yutuqqa erishtiradigan sabab yo'q siz qiladigan. Sizni qilgan sababingiz 100% natija bermaydi. 100% natijani Allohning xohishi beradi. Lekin siz sababini qilishga ma'mursiz. Mana Rasululloh 10 ga yaqin sabab qilsalar ham baribir foyda qilmadi, o'shaga istab kelishdi. Endi Rasululloh g'orda o'tiribdilar, mushriklar gaplashib turishibdi. Rasululloh bilan Abu Bakr Siddiqni qiladigan bitta ish sababi qoldi. Bitta sabab qoldi. Nima edi u? Jim o'tirishdi. Oxirgi sababni ham qilishdi, Alloh najot berdi. Mushriklar g'orga kirmadi ham, engishib qaramadi ham, tushib ketishdi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib borib oldilar. Demak, birodarlar, yana qaytarib aytaman. Biz maqsadimizga yetish uchun qiladigan sabablarimiz ichida 100% rezultat beradigan sabab bo'lmaydi. 100% rezultat Allohning xohishi. Asarlarda keltiriladi. Man akala turoba faqat aana ala qatli nafsihi. Kim tuproqni yesa, o'zini qatliga ko'mak beribdi. Qo'lingizdagi olmani yuvmasdan yeyishingiz ham mumkin, yuvib yeyishingiz ham mumkin. Yuvma yesangiz kasal bo'lish ehtimoli bor. Yuvsangiz shu ehtimol kamayadi. Demak, yuvmaymiz. Man akala fakihatan duna yagsilaha faqat aana ala qatli nafsihi. Yana asarlarda keltiriladi. Kim mevani yuvmasdan yesa, tahqiq o'zini qatliga yordam beribdi. Haqiqiy mutavakkil banda sabablarni qiladi, lekin ularga suyanmaydi, ularga ishonmaydi, ulardan umid qilmaydi. Umidni kimdan qiladi? Allohdan qiladi. Mana shu yerda bir misol aytamiz, voqiy, realni bo'lgan voqea. 2017 yilgi yozgi olimpiada o'yinlarida 4x100 estafetasi bo'lgan. Ya'ni 100 metr masofani 4 ta odam yuguradi. Birinchi odam yugurib turib 100 metrga sherigiga tayoqchani beradi. U olib yana 100 metr yuguradi.
100 metreden kendi ikincisi, üçüncüsü oladı, törüncüsü yalı, hulas ahirgisi, birinci yetip gelse, ne mi oladı? Müsabakada yutadı. Şimdi ana şu, yazgı olimpiyadada, 2017 yılı olimpiyadada, ana şu estafetege Japonya, Türkiye, Angliya, Amerika ve Jamaika cemaları çıkıştı. Hamasi özünü yurtdagi en tez yuradigan adamlar. Ana şu Jamaikani cemasında Usain Bolt var. Şunu özü kim ikinci orunda aladı deyişlikke sebep buladı. Düşündünüz mü? İkinci orunda kim alıştığı hatıkada gapketadı, birinci orunda yapı koydu hamma. Çünkü bu Usain Bolt cismanın tuzuluşu, yaralışı da bakuat, balant boylu cüzü tez yürüyordu. Bir neçim hatta cihan mesela rekordları yengilegen tez yürüyüşü boyunca. Hamma ikinci orunda kim alışını kütüyordu? Birinci orunda masalası halbogen. Bu adamlar da raşıyordu. Hullas hamma o şu Usain Bolt'un birinci bob gelişikini Jamaikani birinci olsun kütüyordu. Hamma kameralar Usain Bolt'a karalgen. Bayağı kaptırıp tribuna yıkılın şimdi kötarsa hamması bakır yaptı kursan bolu. Koyan yügürekkenlerke parayam kımı yaptı kameralaram, muhlislaram. Hamman fikri hayali kimde? Usain Bolt'ta. Hullas başlandı estafeta. Usain Bolt ahirgi 100 metrede yürüyordu, törünçü bolup. Şu dedi çaldı, tapır tıpır yürüp geçişti. Hullas üç alası Aliye tört tane, üç tane yürüdü de, ahire hamması özünü törünçü adamı gibi yerdi. Mane endi Usain Bolt aladı da, şunaki yürüdü, üç adı, koyanladı, kaldırı varadı. Ondan bununki üçte şehirge, kanaka netice bile ki yani ki muhumas, şunu koluge birse bu oldu. Bunu makaladı, ozup getirdi hamadan. Hakikaten üçüncü adam gelip tayakçanı verdi koluge, Usain Bolt aldı, razgonda aldı da, on kadam taşa gelmek ki, şat payı tartıp alıyor. Şimdi hali ki ikinci geliş gereği bugünden baktık işlemme yaptı. On kadam taşadı, şimdi oksada tohtap kaldı, nereyle birinci öp gitti. Ana, kemandamızda Polonca oyuncunu öp geldik. Şimdi toşlanı makalamız, bekarlardı beşlesine aitmişiz. Ana Polonca'nın varatamızda koyduk, şimdi toşlanı makalamız, yutamız, bekarlardı beşlesine aitmişiz. Nima demoqchi men bu bilan birodarlar? İnsanlar ko'zlagan maqsadlarini 100% ularga olib kelib beradigan 100% li natija bo'lmaydi. İnsonni qilgan sababi sabab xolos. Natijani kim beradi? Hattoki 30 yil, 40 yil mashina bozorida savdo qilib yurgan, mashinani 2 chiqirgacha bilgan odam bir kun keladida ulangan mashinani olib qoladi kuzubi. Kuzubi ulangan mashina. Kana kılıp körmediğin dese kim bilsin o ayını karışına bu koptu da. Bu gene şunarsa bir rahmatta. Özünüz ayaklandırırkensiz, mana akıma, mana akıma, mana boladı degensiz, huttu o şatada öz sıkıyansız. Şunun için hikmet taytiladı. İnna Allah'a idâ ahabba infâda amrin, salaba kulle zi lübbin lübbahu. Eğer Allah özünü bir hokşını, amalga aşırışını hoklasa, ana şu akıl egelerinden akıllarını op koyadı. Kopya çüşadı, muamaya kiradı ki aklını kaytarıp yeredi. Karıp dur şu ulungenden sonra o otbandıydı. Şunun için buradalar, la yenfa'u hadarun min kadariyim. Kadardan hazar fayda vermeydi. Takdir kılıngan mı? Hazarda faydası yok. Zıkıgan hareketlerinizin faydası bu miydi? Hulasa, biz közlegen maksadımızga oboradigan sabab tıkılamız, zor kılıp kılamız ve sabab tıkı boyandan kem parvadigar hemen narsa seni kolunda deyimiz ve ondan ki nime bosa razı bulamız. Yani şu razılık bu saadet deyiladi buradalar. O netice sizge yokadı mı, yok miydi mi, nime buladı o? Allah'ın hoşu buladı. Çünkü buradalar, eğer biz özümüzü haram işlerden tohtatmasak, Allah'ın büyürgen farzlarını bacarmasak, sebeplerde kayın kımasak, hergiz Allah Teala'nın nusratı madadiga erişe almayımız. Her bitti insan özünü ilmi işen adı, hunarı işen adı, aşınağınızı işen adı. Talip, imtihange kirp getiyatıp, yakşilap tergeli kördü. Keçesi bulan okulamadı. Bir neşe mümkün kattık mihnat kıldı. Yakşı baha alışıge anıq işen adı.
Yani qaytarib aytamiz, özüge işlenedi. Ve bana şu aynı hamokat oladı. Çünkü buradalar, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in deyimiz. Senge yine ibadet kılamız, senden yine soruyemiz. Buradalar su çöktürmeydi. Allah'ını hoş çöktürdü. Pişak kesmeydi. Allah'ını hoş kesedi. Ot küdürmeydi. Allah'ını hoş küdürdü. Buradalar, biz muvahhid, Müslüman sıfatı da sebeplerini kayım kılamız. Neticen Allah'a tevekkül kılamız. Ve ondan ki enneme bosa, Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyip razı olamız. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuh. Zamzam Market uzun 10 günlük aksiyasını elan kıladı. Kabatullah maketidagi hadiyamızını hadit kılışını haklaysız mı? Bu maketimiz iki kavattan ibarat bolat. Allah'ın kelamı bölgen Kur'an kitap, tasbih, hem de zamzam suları mavcud. Paski kısmıda yumuşakkına caynamazı var. Kabatullah maketidagi hadiyamızını arzonlaştırılgan narxlarda hadit kılışınız mümkün. Buyurtma bergen hadiyalarınızını acayip oranlarda öz manzilinizde yetkazıp veremiz. Buyurtma veriş için kuyudagi numaralarga WhatsApp ve Telegram orqali buyurtma verişingiz mümkün.